Sayın Hocam, peki grip ve COVID aynı anda bulaşabiliyor mu ya da semptomları aynı anda çapraz hale gelebiliyor mu? Şöyle söyleyeyim, zaten bizim korktuğumuz noktalardan birisi, bu riskli döneme girdik dediğimiz noktalardan birisi şu. Bu aylar hem grip için hem pnömoni için, yani zatürre dediğimiz hastalık için, bakteriyel hastalıklar için de bir risk ayı. Dolayısıyla üzerine bir COVID bindiğinde veya COVID olan birisinin üzerine pnömoni bindiğinde veya bir gribal enfeksiyon bindiğinde burada savaştığınız cephe çoğalmış oluyor. Vücut dolayısıyla burada daha çabuk yorulabiliyor, daha çabuk yenilebiliyor. Bunun oluşmaması için özellikle gripten de koruyan bu maskeyi kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Evden çıkarken gözlük takar gibi maske takmanız mutlaka gerekli. Diğer taraftan bulaşıcı hastalıklardan geçen seneye göre daha az gördüğümüz hastalıklar oldu. Bunun nedenine baktığımızda da maske kullanımı oldu. Maske kullanımının öne çıktı. Çünkü grip semptomunun yanında aslında bizim için kritik olan koah ve astımlar için riskli bir döneme girdik. Bu riskli dönemde hem kendimizi hem yakınlarımızı hem de çevremizi koruyabilmenin yolu azami derecede bu kurallara uymak ve temizlik dediğimiz el temizliği, maske ve mesafe kurallarını hiçbir şekilde hayatımızdan çıkarmamak. Yeni normal dediğimiz süreç bu şekilde olmalı. Eğer riskli görüyorsak lütfen ortama girmeyelim. Şimdi buna bir ekleme yapabiliriz. Mümkün olduğu kadar yerinizden ayrılmayın. Mümkün olduğu kadar işiniz var ise o işinizi yapıp geri dönün. Hiç dışarıda boş şekilde sağda solda vakit geçirmemek gerekiyor. Bu bence en önemli, bundan sonra en önemli konulardan birisi olacak gibi. Biraz önce ufak bir detay verdiniz. Bazı bulaşıcı hastalıkları da maske önlüyor diye. Bunlarla alakalı bir örnek ya da rakam var mı? Evet, enteresandır. Kızamık virüsünü biz bu sene daha düşük gözlemledik. Bunun da en çok maskeye bağladı ekibimiz. Yani maske takmak diğer solunum yoluyla bulaşan hastalıkların hepsinden koruyucu oluyor.